Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karnızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. E, Avax geldiğimiz noktada bakın arkadaşlar, şu anda özellikle saatlik etapta bir e, Golden Cross hareketiyle karşı karşıya. Nitekim 4 saatlikte de ne yapıyor? Bir Golden Cross ibaresi var. Bir kere olası durumlarda geri çekilme. ...mevcut fiyattan 20'lere kadar tekabül edebilir ki bu oldukça normaldir. daha doğrusu 20.5 civarlarına kadar gelebilir. Nitekim şu anda da aslında tam olarak hangi pozisyonda bir red yeme dolayısıyla bir düzeltme hareketi yeniden kalkış için deneme noktasına geldi. O yüzden 20.5'lere kadar geri çekilme ardından yeniden yön yukarı hareket görme ihtimalimiz kısa vadede yüksek. Şu an bulunduğu pozisyon çok 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 önemli çünkü... 22.24 ve 23 pozisyonları birbirlerine çok yakın olmak suretiyle çifte direnç hareketi sergiliyorlar. E 23 pozisyonlarının üstüne atması tıpkı geçtiğimiz vakitlerde olduğu gibi ciddi yön yukarı hareketler ve potansiyel olarak kısa orta vadede 39'lara kadar yön yukarı harekete sebebiyet verecektir. E fakat şimdi sola geçelim. İkisi içinde fakat kısmını bağlayacağım. Şu an bulunduğu noktada da yine Solana 37.43 değerlerinde olan bakın günlükteki hareketli ortalamanın üzerine attı. 4 saatlikte çok daha ciddi bir Golden Cross e, ibaresi var arkadaşlar. Nitekim saatlikte de e, durum hakeza aynı şekilde. Şimdi bu doğrultuda olası durumda yine 36'lara kadar e, bu noktada geri çekilme yani bir düzeltme kısa vade düzeltme hareket, e, hareketi yapabilir fakat özellikle bu günlük kapanışı 37,5 üzerinde yaptığı takdirde günlükteki hareketli ortalama üzerinden e, yine yön yukarı iyi hareketler yapabilir. İlk etapta 48'lere kadar bir yükseliş hareketini kolaylıkla yapabileceğini düşünüyorum. E, 48-49'lara kadar. Olası durumlarda da tabii ki e, da herhangi bir geri çekilme yeniden geç, geçtiğimiz zamanlardaki 30 dolarlar. Avax'da ise bu durum yine ilk partide 18 dolarlara kadar tekabül edebilir. Şimdi yön yukarı hareketlerin gelme konusunda da asıl odak Bitcoin'dir ve dolayısıyla doğrudan doğruya yarınki açıklanacak enflasyon verileri çok 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 önemli. Bunun üzerine de gün içerisinde konuşacağız. Enflasyon verilerine dikkat edin. Bütün bunlardan bahsederken arkadaşlar dünya finansının Bitcoin'i, Bitcoin'in de bütün piyasayı etkilediğini bilelim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşçakalın.